Nuriş kardeşler ya da Ergin kardeşler olarak adlandırılan suç örgütünün liderliğini Nuri Ergin yürütmektedir. Aynı zamanda bu suç örgütü Karagümrük Çetesi olarak da kamuoyunda bilinmektedir. Şu anda cezaevinde olan Nuri Ergin, dünyaya İstanbul Fatih Karagümrük'te 1964 yılında gelmiştir. Necat Ergin, Zeynen Ergin, Vedat Ergin ve Soner Ergin, Nuri Ergin'in kardeşleridir. O dönem kumarhane işleriyle ilgilenen babası Nurettin Ergin, Nuri Ergin 12 yaşındayken öldürülmüştür. Nuri Ergin'in lideri olduğu örgütün işlediği suçlar. Nuri Ergin'in resmi kayıtlara göre işlediği bazı suçlar şu şekildedir. Kasten adam öldürme, kasten adam yaralama, araç kesme. Bu suç örgütün eylemleri 1990'lı yıllardan itibaren sıklıkla kamuoyunu meşgul etmiştir. Çünkü bu eylemlerin bazen magazinsel, bazense siyasi yönü olmuştur. Genel olarak suç kapsamına bakıldığında Nuri Ergin'in liderliğinde olan bu suç örgütü semt esnafını haraca bağlamış ve haraç vermeyi reddeden işletmelerin iş yerlerini kurşunlatmıştır. Problem yaşadıkları kişileri yaralama ve öldürme eylemlerini gerçekleştirmişlerdir. Örgüt bu eylemler dışında çek senet tahsilatı yapmış, kumar oynatmış ve uyuşturucu ticareti içinde yer almıştır. 1990'lı yılların sonunda Nuri Ergin ve Vedat Ergin'in adliyeyi duruşmaya getirdikleri sırada firar etmeleri gündem olmuştur. Ayrıca şarkıcı Sibel Can'a cinsel içerikli kasetle şantaj yapan Can Kuzu'ya yönelik zorla alıkoyma ve işkence yapma suçlarını işlemeleri de dikkat çekmiştir. Bunlara ek olarak 1999 yılında cezaevinde Sabancı suikastçı sanığı Mustafa Duyar öldürmüşlerdir. Bir diğer ses getiren suç eylemi ise Tansu Çiller'in başbakanlık yaptığı dönemde örtülü ödenek temelinde dolandırıcılıkla suçlanan Selçuk Parsadan'ı başından vurarak yaralamışlardır. Bu ve bunun gibi suç eylemleri sonucunda Nuri Ergin ve Vedat Ergin ile birlikte 26 sanık müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmışlardır. Nuri Ergin ve Alaaddin Çakıcı arasındaki gerilim. Nuri ve Vedat Ergin'in kaldığı cezaevinde aynı zamanda Alaaddin Çakıcı da bulunuyordu. 2000 yılında ikili arasında dostluk temelinde mektuplaşmalar olmuştur. Fakat daha sonra ikili arasında gerilim ortaya çıkmıştır. Mektuplaşmaların yönü değişmiştir. Mahkum ve avukatlar aracılığıyla birbirlerine ulaştırılan mektupların ana konusu hakaret ve tehditler olmuştur. Bu durumun sonucunda Ergin kardeşler başka hapishaneye sevk edilmişlerdir. Bu karşılıklı artan gerilimin somut göstergesi 2000 yılında Alaaddin Çakıcı'nın talimatıyla Karagümrük lokalinin basılması olmuştur. Nuri ve Vedat Ergin ise buna karşılık olarak Gültepe ve Zeytinburnu'nda bulunan iki kahvehaneyi kurşunlatmışlardır. Bu dönemde bir diğer önemli olay da Ergin kardeşlerin kaldıkları Uşak cezaevinde isyan çıkarmalarıdır. Bu isyanın nedenini bir iddiaya dayandırmışlardır. Bu iddiaya göre Alaaddin Çakıcı Ergin kardeşleri öldürmeleri için 8 kişiyi bu cezaevine göndermiştir. Bu isyanın sonunda Nuri ve Vedat Ergin farklı cezaevlerine nakledilmişlerdir. Erginlere tehditleri şu şekilde. 1. Nuri Ergin bir örgüt üyesiyle yaptığı telefon konuşmasında Kur'an evliya çarpsın hepinizi ters taklattırırım. Yeter ya yeter, benim de bir canım var, bırakın beni. Bak Şükrü, sen benim cezamı yattın. Senin bir damla kanına ben kova kova kan dökerim dediği kayıtlara geçti. 2. Nuri Ergin adliyeye getirildiği sırada Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcılarına söyleyin. En kısa zamanda iki abi kardeşin kellesini alacağım tehdidini savurdu. 3. 2019 yılında Erzurumspor ve Karagümrük arasında oynanan maçta Erzurum taraftarının Nuri Ergin tezahüratına Karagümrük taraftarının eşlik etmemesi üzerine silahlı suikast yapıldı. Ergin'in bu duruma çok sinirlendiği ve ben ömrümü Karagümrük'e verdim. Bu kadar ceza yattım. Erzurumlar Nuriş diye bağırır da Karagümrüklüler nasıl bağırmaz? Onlara söyle hepsini öldüreceğim dediği gün yüzüne çıktı. 4. Karagümrük lideri Nuri Ergin'in adliyenin arka kapısından cezaevi ring aracına bindirilirken bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere dönen Ergin, Alaaddin, asacağım seni, Allah kurtaramaz, öldürtün beni, kardeşime kim oyunu kurarsa hesap soracağım diyerek bağırdı ve tehditler savurdu. 5. Karagümrük çetesinin başı Nuri Ergin, duruşma için getirildiği adliyenin girişinde ve çıkışında Ergin'in davası tutuklu sanığı emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ü tehdit etmişti. Nuri Ergin, Veli Küçük, sen beni tanıyorsun, biz kaybedeceğimiz maçı oynamayız. Akıllı ol, ben kaybedeceğim maça oynamam diye bağırdı. 6. Nuri Ergin, Sibel Can nedeniyle Selçuk ve Hakan Ural'ı seni mermi manyağı yaparım diyerek tehdit etti.
ve Nuri Ergin'in firarları. Ergin firarları ise şu şekilde. Duruşma için götürüldüğü Fatih Adliyesi'nin 4. katında bulunan tuvalet penceresinden firar etti. Kadıköy'de yakalandığı evin penceresinden yine kaçmaya çalışırken yaralanan Ergin, bu kez de tedavi gördüğü hastanede adamlarının pencereye dayadıkları merdiven sayesinde firar etti. Tutuklanan Nuri Ergin yine duruşma için götürüldüğü adliyenin tuvalet camından firar etti. Karagümrük çetesi ile ilgili son gelişmeler. 11 Haziran 2021 yılında cezaevinde bulunan Nuri ve Vedat Ergin'in yardımcılarına İstanbul polisi tarafından operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyon sonucunda Nuri Ergin'in oğlu Anıl Ergin ve 18 sanık Metris cezaevine götürülmüştür. Fakat Anıl Ergin'in de içinde bulunduğu 11 kişi cezaevi yönetimi tarafından Iğdır, Hatay, Kayseri, Eskişehir ve Osmaniye'de bulunan cezaevlerine nakledilmelerine karar verilmiştir. Anıl Ergin yolda sağlık problemi yaşadığı için tekrar Metris cezaevine getirilmiştir. Örgüte yönelik olarak Yaşar Ecim ve Gürcan Tan'a suikast eylemi sebebiyle iddianame hazırlanmıştır. İddianamede Nuri Ergin'in cezaevinden talimatlar vererek eylemlerini devam ettirdiği ve cezaevinde olmayan kardeşleri ve yardımcılarının da örgüt eylemlerini gerçekleştirdiği belirtilmiştir. Bu iddianame kabul edilmiştir. Son olarak Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim ve Gürcan Tan'a karşı 2 yıl önce yapılan silahlı saldırı nedeniyle toplamda 239 yıl hapsi istenen Nurişler suç örgütü lideri Nuri Ergin, "Ben çıkar amaçlı suç örgütü lideriyim, doğru. Cezalandırılmama, oradakilerin tahliyesine ve beraatine karar verilmesini talep ediyorum," dedi. Elebaşılığını Nuri Ergin'in yaptığı ve Karagümrük Çetesi ya da Nuriş Kardeşler olarak bilinen suç örgütüne ilişkin 36 sanığın yargılandığı davada 11 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi. Tahliye edilenler arasında Nuri Ergin oğlu Anıl Ergin de bulunuyor. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Nuri Ergin ve bazı sanıklar sekmesiyle bağlantı. Tutuklu sanıklardan Anıl Ergin bu olaylarla bağlantısının bulunmadığını, 17 aydır suçsuz şekilde tutuklu olduğunu belirterek "Eşimle iki kez boşanma aşamasına geldik. İki çocuğum psikolojik tedavi görüyor. Maddi ve manevi olarak çok zor durumdayım. Büyük amcam hariç tüm sülalem cezaevinde," diye konuştu. Tutuklu sanık Nuri Ergin de "Anıl benim bu işlere bulaşmayan en temiz çocuğumdur. Oğlumun suçu yoktur. Oğlum yıllarca beni ziyarete gelmedi. Sadece askere giderken ziyaret etti. Torunlarım, dede babam ne zaman gelecek diye soruyorlar. Anıl'ın suçu yok," dedi. Mahkeme Anıl Ergin ve diğer 10 kişinin adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine karar verdi. Nuri Ergin ve diğer 5 sanığın tutukluluğunun devamına hükmeden mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.